Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ata Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı'nın 235, 236 ve 237. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 235'ten başlayalım. Aşı ile ilgili araştırmalarınızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza paylaşınız. Enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu korumak için aşı yapılır. Aşılar laboratuvar ortamlarında zararsız hale getirilerek koruyucular ile birlikte hazırlanır. Mary Wortley ilk aşıyı bulan ve çocuklarına yapan kişidir. Türklerin hastalıklarının hafif aşamalarındayken bir sıvı alarak çocuklarını enjekte etmiştir. Bugüne kadar hangi aşılar olduğunuzu söyleyiniz ve aşı olmanın hayatımızdaki önemini arkadaşlarınızla paylaşınız. Kızamık aşısı, tetanoz aşısı, su çiçeği aşısı, kaba kulak aşısı, hepatit aşısı, beşli karma aşısı, verem aşısı, çocuk ve felci aşısı. Birinci etkinlik. Metni dinlerken ilginizi çeken bölümleri not ediniz. Pasteur'un bulduğu aşıyı çocuğun üzerinde denemesi, bu aşıyı yapması her türlü öleceğini söylemeleri ve çocuğun iyileşmesi. İkinci etkinlik. Metinde yer alan aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi tamamladıktan sonra kelime ve kelime gruplarını sözlük anlamlarına uygun başlığın altına yazınız. Kestirme. Tahminim, sizin tahmininiz. Sözlük anlamı, kestirme kişi. Adımlarını sıklaştırmak, sözlük anlamı hızlı yürümek. Boz, açık toprak rengi. Dizlerinin bağı çözülmek, tahminim dengesini kaybetmek, sözlük anlamı korkudan ayakta duramamak. Muayene etmek, tahminim hasta olup olmadığını kontrol etmek, sözlük anlamı bir kimsenin hasta olup olmadığını bazı yöntemlerle anlamak. Telgraf, tahminim iletişim aracı, sözlük anlamı bazı kodlar aracılığıyla haberleşmeye yarayan araç. Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını birer cümle içinde kullanınız. Kestirmeden gelmesini söyledim. Yetişemeyince adımlarını sıklaştırdı. Açtığımız belgeselde boz ayının avlanma taktiklerini gösteriyordu. Ayıyı görünce dizlerinin bağı çözüldü. Doktor hastaneyi muayene etti. Atatürk İstanbul'a telgraf çekti. Sayfa 236, 3. etkinlik. Dinlediğiniz metnin özetini defterinize yazınız. Günlerden bir gün bir çocuğu köpek ısırır. Köpek ısırırken tam o sırada bir adam bu olayı görür ve hemen yetişir, köpeğe vurur. Köpek bir an önce oradan uzaklaşır. Çocuğu hemen doktora götürür adam. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden yararlanarak yanıtlayınız. Birinci cevabı, Yosef okula geç kalmış, bu yüzden ana yoldan ayrılmıştır. İkinci cevabı, Yosef çünkü karşısında büyük boz bir köpek vardır. Üçüncü cevabı, yazar köpeği salyalar içinde başı öne eğik ve sağa sola saldıran bir köpek olarak betimlemektedir. Dördüncü cevabı, bir duvarcı elindeki değnekle köpeğe vurarak ve çocuğu doktora götürerek kurtarmaktadır. Beşinci cevabı, çünkü Pasteur bu aşıyı daha önce insanlar üzerinde denememiştir. Altının cevabı, Pasteur'un bulduğu aşılar işe yaramaktadır. Beşinci etkinlik. Cevabı, ben Pasteur'un yerinde olsaydım aşıyı yapardım çünkü çocuğun durumu kötüye gidiyordu. Altıncı etkinlik, cevabı, verem, çocuk felci, tetanos, su şişeyi, kızamık, kaba kulak gibi hastalıklar ölümcül hastalıklardır. Korunmak için aşı yapılabilir, sağlıklı beslenilebilir, uyku düzeni sağlanabilir, temizliğe dikkat edilebilir, kanserojen maddelerden uzak durulabilir. Sayfa 237, 7. etkinlik. Sağlık varlıktan yeğdir atasözüyle ilgili iki edici bir metin yazınız. Sakıp Sabancı binalar diktim, olursa ama çocuğuma bir ayakkabı alamadım demiş. Bu söze bakınca paranın sağlık getirmediğini, ne kadar paran olsun sağlığın olmadığı sürece o paranın bir işe yaramadığını anlıyorum. Para her şekilde olabilecek bir şeyken her zaman sağlıklı olamayabiliriz. Her zaman sağlığımızı paradan önce tutmalıyız. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.